Bazı anlar vardır, insan yutkunmakta, nefes almakta bile güçlük çeker. Söz biter, içimizi derin bir keder ve acı kaplar. Kelimeler insanın boğazında düğümlenir. Dün ne yazık ki böyle bir gündü. Irak'ın Gara bölgesinde yürütülen askeri operasyonda hain bölücü terör örgütü yıllardır rehin tuttuğu askerlerimizi, polislerimizi, kamu görevlisi, 13 yurttaşımızı, 13 silahsız insanımızı bir mağarada acımadan vurdu. Alçakça şehit etti. Terör bir insanlık suçudur. Nereden ve kimden gelirse gelsin terörden fayda ummak ya da terör karşısında suskun kalmak da bir insanlık suçudur. Biz terörün ve teröristin her türlüsünü lanetledik, lanetliyoruz, lanetleyeceğiz. Bu güzel topraklar terörden çok çekti. Gencecik fidanlarımız vatan toprağına düştü. Analar, aileler perişan oldu. Nice ocaklar söndü. Dün 13 aileye, 13 baba ocağına kor ateşler düştü. Biliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar ama bizim de üzüntümüz sonsuz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölücü terör örgütünün Rehin aldığı kamu görevlilerimizin durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine defalarca taşıdık. Arkadaşlarımız bunu defalarca sordu. Aldığımız cevap. Bir tane beş soru sormuşuz, bir tanesine cevap almışız. Cevaba bakın. Terör örgütleriyle mücadeleye yönelik keşif, gözetleme ve operasyon veren faaliyetler azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Hulusi Akar Bakan. Bu şimdi genel görüşme yapacaklarmış. Genel Başkanımız evlatları kaçırılan bu ailelerle defalarca görüştü. Ailelerin sıkıntı, beklenti ve şikayetlerini dönemin başbakanına aktardı. Arkadaşlarımız kaçıranları kaçırılanların aileleriyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantıları yaptı. Bu konuda çok sayıda önerge verdi terör örgütünün kaçırdığı kamu görevlilerinin akıbetini yurttaşlarımızı sağ salim evlerine döndürmek için Erdoğan'ın şahsım hükümetinin neler yaptığını hep öğrenmeye çalıştık. Biraz önce gösterdim. Cevap bu. Ve dün insanı kahreden o acı haberler sarsıldık. Garadaki operasyonlarda şehit olan 3 Mehmetçiğimizle beraber şehitlerimizin sayısı 16'ya çıktı. İçimiz yandı. Yüreğimiz parçalandı ve her acı olayda olduğu gibi bu acı haberinde detaylarını vermek valiye Malatya valimize düştü. Tıpkı İdlib'te 36 aslanımızı kaybettiğimizde 36 Mehmetçiğimiz Rus uçakları tarafından şehit edildiğinde acı haberi Hatay valisinden öğrendiğimiz gibi. Geçtiğimiz yıl tam da bu zamanlar yaşanan bu acı olayın nedenini, niçinini ve sorumlularını hala bilmiyoruz. Bu konuda da kamuoyunun bir an önce aydınlatılmasını bekliyoruz. Terörle mücadelenin sizi bizi yoktur. Terörle mücadele milli bir meseledir. Terörle mücadelede siyasi şovlara, kuru sıkı tehditlere, boş naralara, nutuklara yer yoktur. Ve bu mücadele yürek işi olduğu kadar Aynı zamanda akıl işidir. Sadece hasbi olmak yetmez. Hesabi de olmak gerekir. Valinin verdiği bilgiler bu gerçekle bir kez daha yüzleşmemize neden oldu. Bölücü örgütün rehin aldığı görevlilerin tamamı 2015-2016 yıllarında kaçırılmış. Yani o ilk düğmesi yanlış iliklenen milletin meclisinden kaçırılan Kapalı kapılar ardında gizli saklı işi kotarmaya çalışan şahsım hükümetinin yürüttüğü sözde çözüm sürecinde yani şahsım hükümetinin başının valilere aman teröristlere dokunmayın talimatını verdiği Erdoğan'ın Dolmabahçe'de kimin nereye oturacağını A4 kağıda bizzat kendinin çizdiği ve görevlilere verdiği dönemde Şimdi o süreçte yapılan hataların bedelini şehitlerimizin aileleri ve milletimiz ödüyor. Tekrar ediyorum. Terör bir insanlık suçudur. Mücadele buna göre ve bu ciddiyetle yapılmalıdır. Hatalardan dert çıkarmak bir erdemdir. Yeter ki ifrat ile tefrit arasında savrulma olmasın. Yeter ki yeni hatalara, yeni yanlışlara yelken açılmasın. Yeter ki tam da terörün ve teröristin istediği gibi terörle mücadele ediyorum deyip milletimiz senden benden diye bölünmesin. Bölücülük yaparak bölücü terörle mücadele edilmez. Herkes ağzından çıkanı her ki kulakları duyacak. Akılla, izanla, sağduyuyla herkes hareket edecek. Ülkeyi yönetenler kendi kusurlarının üstünü örteyim derken bölücülerin değirmenine su taşımayacak. Dün 13 şehidimizin olduğunu öğrendik. Milletimiz derin bir yasta. Ama bugün AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı kongrelerinde izledik. Espriler, sloganlar, tezahüratlar içimiz sızladı. Gerçekten içimiz sızladı. Milletin içi kan ağlarken, bu görüntüleri üzüntüyle karşıladık. ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bugünkü sözlerinden öğrendik ki 13 kamu görevlisi başarısız bir kurtarma operasyonu esnasında şehit düşmüş. Başarısız olduğunu kendi söyledi, kendi ağzından çıktı. Üzüntümüz bu haberle daha da katlandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusal yas ilan edilmesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın kralı için yaz ilan edip bayrağımızı yarıya indirenler en azından 13 şehidimiz için 3 gün ulusal yaz ilan etmeliler. Bu arada dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve sarayın altın çocuğu iletişim memuru milletin aklıyla alay eden açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaları kınıyoruz. Beyefendiler bir kendinize gelin ya. 13 aslan parçamız mağaralarda rehin tutulurken terör örgütü bölücü terör örgütü tarafından sizler bölücü elebaşından mektup dilenip kardeşini devlet televizyonlarına çıkarıyordunuz kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devletin televizyonuna çıkaran gerekirse kara yılanı da TRT'ye çıkarırız diyerek savunan siz değil miydiniz yine çözüm sürecine yeni Türkiye'nin kuruluş sözleşmesi diyen sizler değil miydiniz? Riyakarlığın bu kadarına da pes. Daha fazla rezil olmayın, edebinizle susmayı bilin. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Terörün üstesinden elbette geliriz, geleceğiz. Akılla, yürekle, azimle ve güçlü bir iradeyle bu terör belas belasını alt edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Biz bir kez daha bölücü terör örgütünün bu hain eylemini lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Milletimize ve şehitlerimizin acılı ailelerine yüce Allah'tan sabır diliyoruz. Bir an önce bunun sorumlularının yakalanmasını istiyoruz. Değerli basın mensupları, bir hükümetin en öncelikli görevi yurttaşlarının canını ve sağlığını korumaktır. Erdoğan'ın şahsı hükümeti Milletimizin ne canını ne de sağlığını koruyabiliyor. Salgında günlük vaka sayıları kritik seviyelerin üzerinde geziniyor. Buna karşın geçtiğimiz günlerde 180 binleri bulan günlük test sayısı şimdi 104 binlere kadar düşürüldü. Düşük test sayısı eşittir düşük vaka sayısı. Bu gerçeğe rağmen hala dünyada toplam vaka sayısında ilk 10 ülke arasındayız. Salgınla mücadele denerek lokantalar kapatılıyor. Ama ülkeyi yöneten AK Parti Genel Başkanı sosyal mesafe dinlemeden çalgılı türkülü kongreler yapıyor. Hal böyle olunca salgının artışa geçmesine çok da şaşırmamak gerekiyor. Uzmanlar salgında yeni pikler olabileceğine, mutant virüs tehlikesine işaret ediyor. Çünkü aşılamada işler yavaş gidiyor her gün 1 milyon yüz bin kişiyi aşılayacağız diyenler bunun onda birini ancak yapabildiler bugüne kadar. Bir ayda yaptıkları toplam aşı 3 milyon 900 bin. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 100 kişiden 15'i. İngiltere'de 22'si. Birleşik Arap Emirlikleri'nde 51'i. İsrail'de ise 73'ü aşılandı. Bizde ise her 100 vatandaşımızdan ancak 4'ü aşıya ulaşabildi. Bu hükümet salgını da yönetemedi. Şimdi aşılama sürecinde de patinaj yapıyor. Ülkeyi kim yönetiyor? Bu beceriksizliklerin sorumlusu kim? Elbette Erdoğan'ın şahsım hükümeti. Erdoğan'ın şahsım hükümeti salgında milletimizi bir başına bıraktı.